17 yaşında hatta çıkıp 18 yaşında Beşiktaş'a gidip hani Beşiktaş'ta bir yıl oynayıp NBA'ye gelmek gerçekten hani ben burada en iyi şekilde dediğim gibi Türkiye'yi temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Sadece sahada değil saha dışında da bunu paylaşıyorum ki görsünler. Çok önemli şeyler bunlar. Türkiye'ye dair en özlediğin şeyler neler? Yemekler diyemeyeceğim şu anda. Çünkü benim burada bir Türk şefi buldum. Ablamız gerçekten harika. Üst düzey bir yemek yapıyor. Şu an henüz 21 yaşındayım. All-Star olursam bu harika bir şey olur benim için. Ben inanıyorum ki ileride böyle çalışmaya devam edersem All-Star oyuncusu olacağım. Alperen, ne haber mi diyeyim, nasılsın mı diyeyim, merhaba mı diyeyim, ne diyeyim? Harikayım Deniz. Ne yapayım? Biliyorsun bu aralar çok yoğunuz. Biliyorum. Çok back to back maçlarımız var. İşte recovery falan kendimizi hazırlıyoruz, oynuyoruz. Evet, Onun her şey iyi. dışında öyle bir special bir şey yok. Ailem burada. Christmas olduğu için. Onun dışında her şey çok güzel ya. Her şey yolunda gittiği zaten biz yani ben şöyle sosyal medyadan takip ediyorum, NBA'den takip ediyorum, işte TNT'den takip ediyorum, ESPN'den takip ediyorum, her yerden takip ediyorum. Keyfin yerinde gözüküyor. Yani bizim yüzümüzü herhalde güldüren yani şöyle günlerde nadir şeylerden bir tanesin. Bu röportajda da zaten Türk halkının yani biraz sesi olmak için ben buradayım aslında. Ve sorduğum sorular da insanların sana yöneltmek istediği, böyle kafalarında bir yerde duran ve merak ettikleri şeyler olacak. Keyfinin, sağlığının yerinde olmasına çok sevindim. Her şeyden önemlisi, basketboldan daha büyük şeyler de var. Ailenlesin, mutlusun, bunlar her şeyden önemli. Fakat geldik o önemli sezona, geldik o önemli sezonun parçasına diyelim. Bu aralar herkesin konuştuğu All Star 2024 ve Alperen Şengün. Dünyada seni takip eden herkes ve hatta tüm Türkiye seni All Star yapabilmek için destek topluyor, destek istiyor, oy veriyor, oy topluyor. Yani hepimiz birlik olduk, beraber olduk. Evet. Bu durum şu anda sana neler hissettiriyor Alperen? Açıkçası gerçekten çok mutluyum. Ve bir yandan da beni gerçekten duygulandırıyor bu durum açıkçası. Çünkü hani görüyorsun herkes neredeyse öğrenciler bile görüyorum. Bana işte fotoğraf atıyorlar yollarda işte fotoğraflarımı koymuşlar oy verin hani QR kod koymuşlar girip verin falan. Gerçekten bu beni duygulandırıyor. Bütün Türkiye'nin böyle bir arada olup bana destek vermesi yani. Bunu ben hayal edemezdim yani. Küçükken anlatabiliyor muyum? Yani küçükken bu durumlara gelip böyle Türkiye'de işte o ünlülerin, oyuncuların, işte Instagram fenomenlerinin böyle toplanıp böyle bir şey olacağını hani tahmin edemezdim tabii ki de. Bu durum beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Herkes için, herkese yani destek veren herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Dediğim gibi onlar bana oy verecek. Ben de burada sahada elimden gelen en iyisini yapacağım. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ediyorum burada. Etmeye çalışıyorum açıkçası. Ve NBA'de olduğum sürece de bunu yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım ki Türk bayrağını burada en iyi temsil edebilmek için. Mükemmel bir şey. Zaten biz yani her gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor. Ben de bu röportajı hazırlanırken kırmızı üst beyaz küpe takayım dedim. Ben de bir nebze. Harika, harika. Tadı Özellikle bugünlerde biliyorsun zaten geçen hafta da hatta birkaç gün önce şehitlerimiz oldu. Bu durum bizim için üzücü tabii o ne kadar içinde olamasak da buradan ama üzülüyoruz gördüğümüzde. Geçen sene aynı şekilde biliyorsun kötü günler yaşadık ve bu kötü günleri hani burada ben de sahada en iyimi vererek orayı Türkiye'ye en iyi temsil ederek burada bir ses olmaya çalışıyorum Türkiye'ye. Tabii ki böyle durumda beni mutlu ediyor dediğim gibi. İyi ki varsın Alperen. Gerçekten söylediğin sözler çok değerli. Hepimizin zaten ortak aşkı diyelim, ortak sevgisi diyelim. Kendi topraklarımız, ülkemiz, bayrağımız, vatanımız. Sen de Tabii ki. bu sözleri söylediğin için sağ ol, var ol diyorum ve bu duruma gelirken aslında başardığın şeyleri düşünürken seni bu yolda kendinle alakalı çünkü hepimizin hayatında vardır. En etkileyen şey yani Alperen bunu nasıl yaptın? Helal olsun dedirten şey nedir? Açıkçası ne söyleyeyim? Yani gerçekten böyle çok şaşırdım. Hani bir şey olmadı. Hani nasıl söyleyeyim? Yani tabii ki de NBA'ye geliyorsun. Bunlar herkesin hayali. Anladın mı? Çok çalışıyorsun. Geliyorsun buraya. Burada hani şimdi ilk iki yılımı geçirdim. Üçüncü yılımda hani çünkü NBA'de şöyle bir şey vardı bana yazın da söylüyorlardı. Herkes, bütün oyuncular üçüncü yılında bir sıçrama bekliyor. Hani bütün
Oyuncular, arkadaşlar, işte takım bir sıçrama bekliyor. Ben de hani bunu en iyi şekilde yazın çalışarak bütün vaktimi çalışmaya, hani aileye özellikle verdim. Ve hani hazır bir şekilde geldim buraya açıkçası. Sezona hazır bir şekilde gelmek istedim. Onun dışında böyle hani gerçekten çok şaşırdığım bir şey değil ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani şimdi herkesin küçükken durumu iyi olmuyor. Anne baban doktor ya da işte hani öğretmen değilse, anladınız mı? Ve hani şöyle söyleyebilirim. O durumdan şimdiki hani buraya duruma gelip hani ben mesela şimdi arabamı alıyorum. Hani ailemle bir beraber oturuyoruz, geziyoruz. Yani bunlar benim için hayal edilecek bir şeyler değildi. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi hani videolar, şarkılar söylüyoruz falan. Hani onları gururlu görmek benim bu hayattaki amacımdı açıkçası. Onlara daha güzel hayat verebilmek. Ve şimdi bunu görüyorum. Bu gerçekten hani diyorum hani Alper, gerçekten yaptın yani, hani ailene o hayatı verdin diyebiliyorum yani. Bu gerçekten beni hani babamın gözlerinde o gururu görmek, hani ailemin özellikle gözünde o gururu görmek, annemin, babamın, annem bile her gece kalkıp orada Türkiye'deyken maçlarımı izliyor. Hani gerçekten güzel bir şey bu. Amacım buydu zaten. İlk onlardan ayrıldığımda 12 yaşında amacım buydu. Onlara daha güzel hayat verebilmek. Dediğim gibi şimdi hani evime geliyorlar burada. Herkesin bir odası var. Anlatabiliyor muyum? Eskiden bunlar yoktu yani. Eskiden hani hepimiz bir abimle ben aynı odada yatardık. İşte ablam hani tek başına, ablam prenses tabii ki de. Annem babam küçük odada. Ama şimdi dediğim gibi herkesin ayrı bir odası var. Benim arabamı alıp gezebiliyorlar. Yani istediklerini yapabiliyorlar. Ben bu hayatı onlara verdiklerim için, hani verdiğim için gerçekten ben çok mutluyum. Yani onların da gözünde mutluluğu görmek, hani gerçekten oğlum hani diyebilmeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bunu diyebilirim yani. Gerçekten Alper'e hani yaptım yani bunu ve hani başardım. Yani o duruma gelip başardımı diyebiliyorum. Basketbol açısından değil, başardım ama aileme bu hayatta verebildiğim için başardım diyebiliyorum yani. Sana helal olsun yani. Bu söylediğin şeyler aslında yeni gelen jenerasyona basketbolcu olmak istesin, doktor olmak istesin, öğretmen olmak istesin, avukat olmak istesin, herhangi bir meslek grubuna sahip olmak isteyen, hedefi olan gençlere çok büyük bir örnek, çok önemli. Tabii. Bazı şeyler aslında profesyonelliğin daha ötesine geçiyor. Gurur, tabii ki. Senin ailede beslediğin sevgi, onlara verdiğin, evet. Bunlar çok önemli şeyler. Helal olsun demekten başka hiçbir şey kalmıyor tabii. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Beni onlar her zaman güçlü kıldı sahada açıkçası. Ben 12 yaşında onlardan ayrıldığımda da, İşte Bandırma'ya gidip orada tek başıma yaşadığımda da onlar her zaman beni güçlü kıldı. Bu durumu hani nasıl söyleyeyim, hani push ettiler beni, daha ittiler yani, o duruma alışabilmemi sağladılar. Şimdi o güzel hayatı ben gördüğümde onların da görmesini istiyorum. Ben ne görüyorsam onları da yaşasın istiyorum. O yüzden o mutlulukları dediğim gibi gördüğüm için çok mutluyum yani. Tebrik ediyorum seni. Ve başka bir şey için daha tebrik etmek istiyorum. 24 Aralık günü, gecesi diyelim. Kariyer maçını oynadın. 37 sayı, evet. 1 rebound, 6 asist. Karin'in röportajı zaten pastanın üstüsü çileği oldu ama müthiş bir maç tamamladın Alperen. Yani All-Star konuşmaları aslında seni motive ediyor. Biz onu görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Sen de bunu zaten hepimizden fazla bize hissettiriyorsun ve gösteriyorsun da, hissediyorsun da. O akşam hepimizi merak ettiği şey için takım arkadaşım zaten röportajı verirken o bir All-Star dedi. Fakat... Senin koçunla aranda geçen konuşma, takım arkadaşlarınla aranda geçen konuşmalarda sana söyledikleri şeyler neler oldu? Çünkü All-Star oylamasına baktığımızda Houston Rockets'ta en üstte sensin. Evet. Açıkçası sahada verebildiğim en iyisini vermeye çalışıyorum. Açıkçası ben ilk yıl zaten hücumda çok bir böyle bir takıntım yoktu yani. Hep böyle savunmada geliştirmem gerekiyordu. Şu anda da savunmada bir iki tık daha ileri gittiğimi düşünüyorum. Takımımız bence çok iyi. Çok iyi liderler var. Fred özellikle çok iyi bir lider. İme çok iyi bir koç. Yani hayatımda çalıştığım en iyi koç diyebilirim. Ve koç, yani bizim coaching staff çok iyi. Sadece İme değil tabii ki de. Bizim coaching staff'ta çok iyi koçlar var. Şampiyonluk görmüş Diego ile çalışıyorum ben. Onun dışında işte ben şampiyonluk görmüş Milwaukee'de asistan koç olarak. Yani çok akıllı, çok bilgili koçlarımız var ve de çok yardım ediyorlar. Push ediyorlar bize her zaman. Her zaman yanımızdalar. Yani kötü oynamamızda da hep yanımızdalar. Ve sahada da, sahanın içinde de özellikle Fred çok iyi bir guard.
Yani bu zamana kadar da oynadığım en iyi gardlardan biri diyebilirim. Yani gerçek bir lider. Sahadayken günü olduğunda kendisi atıyor. Genelde zaten her maç takımı oynatıyor ama kendi günü olmadığında da bunu biliyor ve bize oynatıyor. Kim günündeyse onu buluyor, onun üzerinden oynatıyor. O günde biliyorsun Valenciunas liginin iyi yani uzunlarından diyebiliriz. Ve çok güçlü. Her zaman ona karşı oynadığında gerçekten kıran kırana bir maç geçiyor yani. Çünkü gerçekten uzun, güçlü, kuvvetli, içeride oynuyor sürekli. Şut da atabiliyor yeri geldiğinde. O yüzden ona karşı oynamak her zaman açıkçası kıran kırana ve zor geçiyor. Ama yani o ne kadar güçlü olsa da ben de ona kısmen biraz hızlıyım. Ve bunu ona karşı kullandım o maçta. Ve biliyorsun 3 yıldır NBA'deyim artık hemen hemen kimin ne yaptığını biliyorsun. Nerede foul aldırabilirim, nerede atak edebilirim bunları hemen hemen biliyorsun. Ve ben de ona bütün maç atak ettim açıkçası. Fred de benim üstünden çok oynamak istedi. Zaten Valanciunas foullenince içeride onların gücü kalmadı. Çünkü biliyorsun zaten çok iyi oyuncuları var. Zion var, Ingram var yani çok iyi oyuncuları var. Bir de bunun içine Valanciunas giriyordu içeriye. Kaçırsalardı hücum ribandıdır. Çünkü çok güçlü olduğu için ben de yardım tarafına gidiyorum ve içeride o bitiriciliği vardı. Onu foullendirip diğer yedek uzunlarıyla oynamak zorunda kaldılar. Biz de bundan yararlandık. Zaten maç gidiyoruz planlara göre. Bazen biliyorsun işte Brook Lopez'e karşı oynuyorum. Bazen işte Joel Embiid'e karşı oynuyorsun. Bunlar olduğu zaman farklı oluyor oyun planı. Ama tabii dediğim gibi takım staff, coaching staff çok iyi olduğu için ne yapacaklarını biliyorlar. O maçta benim üzerimde oynadılar. Ben de iyi hissediyordum zaten. Ve elimden geleni yaptım. En önemlisi de maçı kazanmak oldu. Biliyorsun Çok tatlı bir an oldu az önce. Evet. Arkamda koca kız var orada yatıyor. Evi koruyor. Beni koruyor, seni koruyor. Evet. Evet. Evet, şahane bir gece oldu, kariyer gecesi. Senin adına tebrikler. Gerçekten söylenecek. Yani şu anda daha yeni başlangıç. Arkada sizi koruyan küçük kızımız da tebrik ediyor. Now baby. Evet, dışarıda köpekler ağlıyor da ona kızıyor. Ve sen hep şunun altını çizdin az önce konuşurken. NBA'de 3. yılım. Aslında draft'tan 3 yıl geçti. Yani 3 yıl bile değil, 2,5 yıl geçti artık. Evet. 2,5 yıl geçti. Doğru. Ve ben dönüp baktığımda, fotoğraflara baktığımda, videolara baktığımda, yani bu inanılmaz bir başarı, maşallah diyelim. Ve şu anda All-Star olma olasılığın, ligin, NBA'in geleceğinin top 500'ünden biri olacağını düşünüyor musun? Açıkçası hani böyle bir hedefim yok. Hani işte ilk 10 olayım, ilk 500 olayım. Hani bu oyunculara gireyim. Yani NBA'de çok büyük oyuncular var. Gelmiş geçmişte hiç hani çok büyük oyuncular var. O yüzden tabii ki de ben yapabildiğim en iyisini yapacağım. Kariyerimi yani bitirebildiğim en top seviyede yani oynayacağım burada. Tabii bunun konuşmasını bana düşmez. Tabii bir gün geldi onlar tartışılır ama bu bana düşmez dediğim gibi. Ben sadece elinden geleni yapacağım. Burada hani gençlere özellikle Türkiye'de iyi bir örnek olmak istiyorum. Ki hani biz nasıl hani Hidayet Türkoğulları'yla hani Mehmet Okurlar'la büyüdüysek ben de onların hani zamanında Alperen Şengün vardı hani demelerini isterim tabii ki de. Bunun için çalışıyorum. Bunun için burada elimden geleni yapıyorum ki hani Türkiye'de bir sürü genç var. Onlara örnek olabilirim. Belki daha çok NBA oyuncu gelecek buraya Türkiye'den. Yani bunları görebilmek beni gerçekten çok mutlu eder. Ben bunun için çalışıyorum. Bunun için burada elimden gelen en iyisini yapıyorum. Dediğim gibi 2,5 yıl oldu. Gerçekten aslında çok hızlı geçti bakarsan. Buraya ilk geldiğim günleri hatırlıyorum. Biliyorsun hiçbir şey bilmiyordum. Amerika'ya ilk defa geliyorsun. Çok farklıydı her şey. Ama şu an burası gerçekten evim gibi, Türkiye'deymiş gibi. Hani tabii Türkiye'de hani kıyaslanmaz ama öyle evimdeymiş gibi hissediyorum. Burada her şeyim, bütün düzenim, her şeyim artık burada. Dediğim gibi artık her şey böyle yerine oturdu ve burada kendimi evde gibi hissediyorum ve zaten buradaki taraftarlar da artık bana buranın çocuğuymuşum gibi davranıyorlar. O yüzden bu beni daha çok mutlu ediyor yani. Hatta 2 gün önce bir taraftarın bebeğinin üzerinde Alperen Şengün forması gördüm. Evet. Yani muhteşem, bizler adına da müthiş bir gurur. Houston Rockets formasında
Kırmızı beyaz olması bence müthiş bir gurur. Evet, gerçekten öyle. Beyaz, kırmızı, kırmızı, siyah. Çok evet. Güzel formalarımız var. Çok güzel formalar var. Şimdi sen evet. Önce Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur'dan bahsettin. Ben şu soruyu da yöneltmek istiyorum. NBA'ye giden Türk oyuncular arasında senin hikayeni onlardan en farklı kılan şey sence nedir? Ya şu an nasıl söyleyeyim? Herkesin hikayesini bilemezsin. Yani nasıl büyüdüler, nasıl işte nereden geldiler falan. Ama şöyle bir şey, tabii Mehmet abi mesela geç başlıyor. 15 yaşında mı 16 yaşında mı ne basketbola başlıyor. 14 yaşında veya öyle bir şey olması lazım. Ya bu gerçekten zor bir şey. O yaşta başlayıp bir de özellikle ve şutör uzun oluyor yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bu farklı bir şey gerçekten. Hidayet abi aynı şekilde hani İstanbul'dan işte Bayrampaşalardan diyebilirim oralardan çıkıp buralara gelmesi. Herkesin tabii farklı bir hikayesi var. Benim de dediğim gibi aslında ailemi bırakmam olabilir. İşte gittim Bandırma özellikle il bile değil ilçeye gittik. Orada 6 yıl tek başıma. Yani tek başıma demiyorum tabii arkadaşlarım vardı, koçlarımız vardı. Yani hepsi yanımızdaydı. Ama gerçekten aslında farklıydı. Kimse hayal edemezdi. Aslında ben bile hayal edemezdim. Bandırmadan 18 yaşında çıkıp, 17 yaşında hatta çıkıp, 18 yaşında Beşiktaş'a gidip, hani Beşiktaş'ta bir yıl oynayıp NBA'ye gelmek gerçekten hani bu benim arkadaşlarım da menajerlerimin de benim de aklıma gelecek bir şey olamazdı yani. Gerçekten o sürpriz olabilir. Benim çok şansım oldu. Şöyle söyleyebilirim. Bandırma'da öyle bir hayat yok. Sadece basketbol. Onun dışında yapacak bir şey yok. Zaten küçüktük. Yapmaya bir şey de yoktu açıkçası. Sonra İstanbul'a gelip, yani İstanbul'un ne kadar hareketli olduğunu herkes bilir. İstanbul'a gelip o zaman da ve Covid vardı şansıma. Açıkçası hani dışarı çıkamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorduk açıkçası. Ve bu benim şansım oldu diyebilirim. Ben bu konuda hep kendimi şanslı hissediyorum. Giresun'dan Bandırma'ya gitmek. Hani Fenerbahçe'ye de gidebilirim. Efes'e de gidebilirdim anladın mı? Bunlar olsaydı daha farklı hayatım olabilirdi. İşte kolej İstanbul'da böyle hayatlar vardı. İşte biz biliyorduk kendi milli takım arkadaşlarımızdan. Kolej hayatı işte daha hani arkadaş, daha sosyal bir hayat oluyordu İstanbul'da ama Bandırma'da böyle bir şey yoktu. Bandırma'da sadece basketbol. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Sonra İstanbul'a gittim. Dediğim gibi Covid oldu. Hiçbir şey yapamadık. Sadece basketbol. Ve onun dışında o bittikten sonra zaten buraya geldim. Gerçekten çok farklı bir hikaye oldu benim için. Bandırma'dan çıkıp İstanbul'da bir yıl oynayıp buraya gelmek. Gerçekten o farklı diyebilirim benim hayatımda. Evet, çok güzel bir hikaye. Yani bu hikayenin daha devamı gelecek, yazılıyor. Hala yani çok çok güzel şeyler bekliyor seni önünde. İnşallah her şey görününce olsun zaten bu hikayede. Ama tabii yani ben bunu bilerek sordum. Sadece çünkü All-Star konuşmaları var, NBA'deki Türk oyuncular var, NBA'nin geçmişindeki Türk oyuncular var. Senin fikrini merak ettiğim için sordum. Ve tabii ki herkesin beklediği soru. All-Star olma durumunda, Alperen Şengün bir All-Star denildiğinde, açıklandığında bunu bekliyordun der misin? Tabii ki de şimdi NBA'ye geldikten sonra başka bir NBA benim hedefimdi. NBA'ye geldikten sonra başka bir hedefler koydum kendime. Bu tabii ki de bunlardan biri de All-Star olmaktı. Şu an henüz 21 yaşındayım. Tabii ki All-Star olursam bu harika bir şey olur benim için. Ben inanıyorum ki ileride böyle çalışmaya devam edersem All-Star oyuncusu olacağım zaten. Buna inanıyorum canı gönülden açıkçası. Şu an 21 yaşındayım. Olur mu olmam. Destek, çok büyük destekler var. Elimden geleni yapıyorum sahada. Tabii her şeyden önce hani takımın kazanmasını istiyorum. Çünkü biliyorsun ilk 2 yıl çok güzel bir yıl olmadı bizim için. Takım için açıkçası. Ve şimdi daha bir yeni bir takım haline geldik. Ve kazanıyoruz da. Gayet de güzel bir şeyimiz var. Şu an derecemiz var. Bunun üstüne tabii ki de All-Star da gelirse sonuç olarak tarihe geçeceğim Türkiye'de. İkinci Türk olarak. Bu tabii ki de farklı bir duygu. Gerçekten harika olur. Oraya gidince nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki de çok heyecanlı olur. Ama dediğim gibi evet olursam tabii ki de harika olur. Elimden geleni yapıyorum. Her yerde herkesin desteğini görüyorum. İnşallah beni desteklemeye böyle devam ederler. Ben de gençlerimize ve ülkeye yeni bir şey getirmiş olurum. Tabii ki bu olacak yani. Ha bugün ha yarın diyoruz biz kendi aramızda. Evet. Destekliyoruz. Hı-hı.
oy veriyoruz. Herkese Alperen'e oy verelim, Alperen'e oy verelim. Burada linkler, burada herkes paylaşımlar yapıyor sosyal medyasından. Az önce bahsettiğim oyuncusundan, öğretmenine, öğretmeninden, herkes seni destekliyor. Ve senin onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Bu röportaj yoluyla, bu röportaj aracılığıyla onlara iletmek istediğin, onların duymasını istediğin ne var? Öncelikle herkese şu ana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemeye devam etsinler. Ben burada en iyi şekilde dediğim gibi Türkiye'yi temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Gençlerimize örnek olmak için elimden geleni yapacağım. Sadece sahada değil, saha dışında da ailemledir, arkadaşlarımladır bunu paylaşıyorum ki görsünler. Çok önemli şeyler bunlar. Dediğim gibi beni desteklemeye devam etsinler. Ben elimden geleni yapacağım burada. Tabii ki de ben de All-Star olursam bunlar onların sayesinde olacak bir yandan. O yüzden dediğim gibi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklemeye devam etsinler. Peki Alperen, ağzına sağlık. Yani bu çok güzel bir konuşma oldu, röportaj oldu. Benim için de ayrı bir onur, gurur. Hem arkadaşım hem de bu yolda aslında seni iyi tanıyan biri olarak gelişimini, inşaatını, iyi adımlarını ve dürüst adımlarını görmek çok büyük gurur verici bir Türk olarak. İyi ki varsınız. Basketbolda da iyi ki varsın. Saha içi, saha dışında. Senin gibi birine Türkiye sahip diye bence çok mutlu ve gururlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler bu röportaj için. O zaman ben teşekkür ederim her zaman. Türkiye'ye ne zaman geliyorsun? Türkiye'ye Allah izin verirse playofflardan sonra. Tamam, peki. Elimizden geleni yapıp sezonu bitirip geleceğiz. Evet, son sorum Alperen. Bunu merak eden biri olarak soruyorum. Şimdi Amerika'da yaşıyorsun, tabii ki ailen geliyor seni ziyaret ediyor ama Türkiye'ye dair en özlediğin şeyler neler? Yemek olur, bir yer olur, mekan olur, şehir olur. En özlediğin şey nedir? Şöyle bir şey, yemekler diyemeyeceğim şu anda. Çünkü benim burada bir Türk şefi buldum. Evet. Ve harika, evet. Zaten ilk 2 yıl vardı bir şefim ama o başka bir şehre taşındı, artık burada değil. Sonra başka bir şef aradık ve bir şef bulduk ve ablamız gerçekten harika, üst düzey bir yemek yapıyor. Hani Türkiye'de bile yiyebileceğin üst düzey yemeklerden bir şey yapıyor yani. O yüzden yemekler diyemeyeceğim ama ilk 2 yıl diyebilirim. Yemekler, çünkü her zaman yiyemiyordum o zaman. Yemeklerdi ama şu anda şöyle söyleyebilirim, ortamı özlüyorum açıkçası. Çok arkadaşım var Türkiye'de. Biliyorsun hani Türkiye'de daha çok böyle gece bitmiyor. Mesela gidiyorsun saat 12'de 1'de arkadaşlarınla bir yerde oturabiliyorsun. Ama burada bu yok daha çok ve zaten sezon içinde burada çok yiyoruz. Öyle bir vaktimiz yok açıkçası. Ama Türkiye'deki arkadaş ortamı, işte yaptığım yemekler, yani akşam yemeklerine gitmek, oturmak bir yerde, bunları özlüyorum gerçekten. Onun dışında zaten ailem burada genelde. O yüzden ailemi diyemeyeceğim. Ailem genelde burada oluyor. O yüzden dediğim gibi arkadaş ortamlarımı özlüyorum açıkçası. Biz yani arkadaşların da seni özlüyordur eminim. Alperen çok teşekkürler. Hep ben destek, teşekkür ederim. Destek, tabii ki de. Bunu bil. Kendine dikkat et. Tekrardan görüşürüz. Harikasın. Görüşürüz Deniz'im. Bol şans. Bye bye.